Cümleten selamun aleyküm, sizi gidi rahmet olası abonelerim ve seyircilerim, canlarım, ciğerlerim. Nasılsınız? Umarım sağlık saatiniz yerinde ve keyifleriniz tıkırındadır. Hı, öyle mi? Ve evet, o geldi. Benim World of Tanks'taki kara sevdam, kovaladıkça kaçan ateş böceğim, biricik yarim ön cephem. Bunca övgü ve aşk dolu kelimelerime müteakip videomuza geçebiliriz sanırım. Evet, ön cephe demek, para demek, keyifli ve huzurlu maçlar demek. Yenseniz de yenilseniz de bir maçtan çuval dolusu parayla ayrılmak demek. Ayrıca çok güzel bir şey var. Nasıl diyelim? Ortamı var yani, havası çok güzel yani, öyle diyelim, evet. Evet, burada C cap'ine baskı kurduğumuz, saldırdığımız, bu arada saldırgan taraftayız. Yani hücum edeceğiz, cap'leri ele geçireceğiz, sonrasında geniş kalibre top taretlerini imha edip sonunda da zaferi alacağız amacıyla oynadığımız saldırı tarafındayız yani. Bu arada bir de herkese şahsi tavsiyemdir. Ön cephe geldiğinde klan komutanlarınızı para ve serbest deneyim açmaları konusunda sıkıştırın yani. Harbiden sıkıştırın, çünkü baba paralar kazanıyorsunuz. Ben geçenki turda 5 milyon param vardı. 59 milyona çıkarttım 7 günde. Tabi o zamanlar işte yani çalışmıyordum etmiyordum. Sabahtan akşama kadar ön cephe ön cephe ön cephe. Ön cephe geldiğimi random dağıtmam açıkçası. Şu sıralar şeyden ötürü atıyorum. 56 TP'nin 110 günlük görevi var ya maraton tankının. O sebepten atıyorum. Evet, burada mayını bastık T77'ye. GG oldu. Orayı anlatamadım tabi. Çene çalmaktan. Neyse. Yani gerçekten elinizden geldiği kadar ön cephe oynayın. Elinizden geldiği kadar. Onun bolcasına, etinden, sütünden yararlanın. Ama burnunuzdan getirmeyin tabii ki. Çok seviyorum ya. Şimdi bakın. Tankımız imha oldu. Tank seçeceğiz. Evet. Seçecek mi? Ben herhalde bayağı bekledim burada. Hatırlamıyorum. Tank seçme karar. Evet evet, KV5 seçeceğim. Evet. KV5 seçmişim. İşte ön cephede de en çok oynamayı sevdiğim tank bu. Hani başta hafif tank seçmek pek şey değil. Nasıl diyeyim size? Pek mantıklı değil. O sebepten ağır tank seçmek. Yanlış mı söyledim bilmiyorum. Yani ağır tank seçmek pek mantıklı değil başta. Hafif tankla başlarsanız cephe değiştirebilirsiniz. İşte ne bileyim, savunmadaysanız cephe hemen baskı kurup cap'i sıfırlama veyahut ilerlemesini yavaşlatma maksadıyla oradan oraya koşturabilirsiniz. Ama sonrasında ilk öldüğünüzde, ilk tankınız imha edildiğinde ağır baba tanklara geçebilirsiniz. Tabii ki duruma bağlı. Hani kimisi orta tank oynamayı sever ama ben ağır tankçıyım abi. Ağır tank candır ciğerdir. Şu altımdaki makina da zaten benim bebeğim. Ona bebeğim adını ver. Canım benim. Kava beşim. Tosun tosun. Yerim ulan seni. Aslanım benim. Evet. Bir de tabii bunlara matchmaking özel maç eşleştiricisi bulunduğu için bu tanklarda KV5, IS6, VZ111, 112 gibi, T26, T4, Super Pershing gibi tanklarda özel maç eşleştiricisi vardır. Özel maç eşleştiricisi random maçlarda 9 seviyenin üstünü görmenizi kısıtlar. Yani bir seviyenin, yani iki seviye üstü görmezsiniz asla. Tabii ki takım atarsanız normal bir tankla, normal bir tank kullanan oyuncuyla takım atarsanız GG olursunuz. Yani bir işe yaramaz o özel maç eşleştirici durumunuz. Öyle yani. Özel maç eşleştiricili tanklar. Mesela 2 T26 E4 ile girin. Veya IS6 T26 E4 arkadaşınız da varsa onunla girerseniz maksimum 9 seviye görürsünüz. 10 görmezsiniz. Ama mesela standart ağaçta bulunan bir tank IS3 ve IS6 yaptınız diyelim. Veyahut premium olarak IS3'a karşıda gördüğüm için ya da karşıdaki Renegade gibi bir tankla IS6 veya KV5 gibi
özel maç eşleştiricili bir tankla maça girdiğinizde 10 görme ihtimaliniz vardır. Yani 10 gördüğünüz zaman evet. Skoda Çekoslovakya'ya geri dönüyor yoldaş. Bak çok seviyorum ya. Ön cepheye bayılıyorum. Sultan Süleyman'ın Hürrem'i varsa Şavro Korobov'un ön cephesi var yani. Ağzını yüzünü yediğim. Ön cephem benim. Çok seviyorum bunu oynamayı. Evet, burada IS-6'yı madem delemeyeceğim diyorum, patlayıcı matlayıcı atayım, palette tutayım da bizimkiler halletsin diyorum. Güzel bir şekilde onu indirtiyoruz ve bakın bak, Teğmen dolmak üzereydi, bakın rütbe atlamaya bak, binbaşı. Şakkadanak binbaşı oldu. Burada KPZ'ye de mayın atıyoruz. Kava 5 gerçekten. Gerçekten bir gergedan yani, gergedan. Hızlı gecelerde namımız kara gergedan mıydı? Neydi öyle bir Benfero'nun şarkısı vardı. Ama bu arada kara gergedan ufak türdür. Beyaz gergedanlar daha büyük. 100 ton ağırlığında bir tank bu Kava 5. Vakti zamanında tahminen konuşuyorum. Gerçekle alakası olmayabilir. Kava 6 var da Kava 6 üretilemedi yani. Gerçi Kava 5 de prototipte kaldı bu tanklar. Kava 6 Stalin'in emriyle Berdin'e kadar durmayacak bir tank istiyorum demesi üzerine bu Kava 5'in 2-3 tanesi kadar daha uzun. Üzerinde Katyusha roket atarları, Kava 2'nin 152'lik obüs topları, 107 mm'lik, 76 mm'lik toplar, böyle bol bol silahlı 45 mm'lik BT hafif tank var ya 2-3 seviyelerde. Onların toplarından daha hafif zırhlı hedeflere ateş edebilmek için. Yani boşu boşuna yüksek kalibreleri düşük tanklara harcamamak adına. Ayrıyeten piyade desteği. 45 mm. Şu anda hani 40 mm bomba atarlar piyade desteği sağlıyor ya. Onun gibi düşün. Gibi. Neyse öyle bir tank diye biliyorum ama ne kadar doğru bilmiyorum. Belki de şehir efsanesidir. KV6 yazarsanız KV6 büyük ihtimal çıkar internette, animasyon olarak da çıkabilir böyle çizim olarak. Bu arada göstermeyi unuttum. Yani tüm cepheleri geçemiyor mu lan replay'de? Vay anasını. Neyse biz binbaşıyız. Bizim şu anki bulunduğumuz cephede çavuşlar var. Bir de erler var yani. Cap ele geçirmek çok yüksek deneyim veriyor. Bir anda hani general olabiliyorsunuz yani. Cap sıfırlamak da çok iyidir. General olayım diye bir an evvel ona hava saldırısı attım. Hava saldırısını göstermedi mi la bu? Tam da fark edemedim onu ama gözümden kaçtı. Evet burada bak şanslı bir atış geliyor. Bak şimdi bak bak bak. İşte bu Sovyet ruhu. Normalde bunun dağılımları öyle iyi değil yani hareket halinde. Burada ikinci mermide patlayıcıya geçiyorum. Su-130'u gördüm orada. Onu atarım diye düşünüyorum ama yetişmiyor. Tekrar içgüdü yeteneğiyle AP'ye geç. Şu İtalyan'ı deşelim bakalım. İtalyan mafyası ha. Ha, önünü döndün öyle mi? Al. Ve gördüğünüz gibi küçük tamir çantası, küçük ilk yardım çantası kullanıyorum ve gold mermi kesinlikle kullanmam ben bu ön cephede. Zaten herkes 8 seviye yani gold mermi kullanıp niye boşu boşuna? Burada Indian'ı atalım derken tabii ki Türkiye'deki pinkler vesaireler şey olduğu için burada karşılıklı atışıyoruz Hindistan panzeriyle. Bu arada mayın doldu, mayın tarlası. Cap olmasına da 20 saniye var. Burada mayını attım. Bedjet, yani şu giriş yerine. Şu bölge var ya şurası. Şurası imleçle gösteriyorum umarım. Gözüküyordur. Oraya attım, bir anda bir delikanlı gelip de bizi indirmeye çalışmasın.
cap deneyimimizden olmayalım. Ve kaçıncı üssü ele geçirdik? Bakalım. Şimdi. Anam. Öldük lan. C'yi ele geçirdik LT ile. A'yı ele geçirdik KV5 ile. Sonra da D'yi ele geçirdik. 3 tane cap'i ele geçirdik. Burada bekliyorum. Durumlara bakıyorum. Hani nerede ne olacak ne bitecek diye. Hani ona göre doğalım edelim. Ve E'de doğuyoruz. Evet. E'de doğuyorum. F'ye yandan gitmek istiyorum. Hani maksadım o. Yani özellikle şey, hani hasar atın tamam ama burada esas mevzu hasar atmak değil. Esas mevzu cap ele geçirmek. Savunuyorsan da cap savunma. Bu arada yetenekler konusunda, yani şu savaş yedekleri mi deniyor şu zımbırtılara? Evet, savaş yedeği. Savaş yedeklerinde paranızı, o jetonlarınızı biriktirin. En başta istihkam almaya çalışın. Şu sağdaki kablo kesme aleti gibi gözüken şey. Burada var ya, harbiden ağzımızı burnumuzu kırdılar. Burada hava saldırısı attım. Ölürüm falan diye boşa gitmesin hesabı. Gerçi bunu da bir yenilemişler. Eskiden böyle değildi. Eskiden nasıl diyeyim? Burada EBR'ye şanslı bir atış harbiden. For the motherland, hagoyne pulobliyenni, aruzya lüde dımıcınız diyılıca diyerek vuruyoruz. Tabii ki ne dediğimi hiç bilmiyorum. Sadece hoşuma gidiyor söylemek. neyse, şurada. Şunu anlatıyordum. İstihkam alın. Sonra sağ onarımları var. Can puanınızı şey abi, burada tankımız 95 can olduğu için onarım alanına gidiyorum. Tankı fullleyeyim canını. Ondan sonra hücum. İstihkam verin. Sonra saha onarımları verin. Sonra da mayın tarlası vermeye gayret edin. Gerçekten bu üçü çok etkili. Ama şu an şöyle bir şey var. Tanka siz hangi yedeği koyarsanız koyun, maçta ilk başta bir tane yetenek seçtiriyor. Şansına iki yetenekten birini seçtiriyor. Misal istihkamla şey veriyor. Hava saldırısı veriyor. Misal, tamam mı? Veyahut hava saldırısıyla topçu veriyor. İkisinden birini seçiyorsunuz. Sadece o tanklara savaş yedeğini koyduğunuz zaman, benim dediğim yedekleri veya başka yedekleri kafanıza göre, o yedeklerin oyunda size sunulma ihtimalini arttırıyormuş. Orada yazıyor zaten. Neydi? Kaderin cilvesi senaryosu falan filan bir şeyler diyor. Ya bunu da bozdular ya. Benim ön cephemi de garip garip şeyler yaptılar. Ben normalde koyarım. Mayın tarlası, istihkam, şey, sağ onarımı devam ederim. Burada TS5. Evet, çok büyük sıkıntı IS-6 için. IS-6 196 mm standart mühimmatıyla deler. TS5 harbiden delinmiyor yani benim topla. Yani bir de yukarıda ya. Zayıf noktaları da yemiyor. Ama ben korkuyor muyum? Hayır. Burada mayın tarlası atıyorum onun üstüne. Bir tane mayın patladı. Ve normal mermimizle yine delemedik. Bu arada IS-6 oynama sebebim, yani daha farklı tanklar da var. 703 var, IS-3A var filan falan da. Bu sırada öleceğimi anlıyorum. Hava saldırısını da atayım bari diyorum. Arkadan geldiler çünkü, haritada görüyorsunuzdur. Panter 2 Bizonte falan var arkada. İndik. Aracın gelişine 41 saniye diyor. O artı bir galiba tabi. Burada hemen bakıyorum. F alanı değil mi bura? Aynen. F alanına baskı kuruyor bizim takım. Hemen buraya geleyim diyorum. Onu da unutmayın. Misal bir yerde üst ele geçirilecek. Siz de öldüğünüz yeniden doğacaksınız. Bu arada koyduğumuz mayınlar çalışıyor şu arada. Panter 2'ye bayağı hasar verdi. Ya gerizekalı. Gerizekalı görüyor musun? Benim yolumdan ediyor. Her neyse. O üst ele geçirilme anında gelseniz
az bir miktarda size deneyim veriyor. Az bir miktar bile olsa deneyim veriyor. Ben şu an generalim, hani o deneyimi göremezsiniz de. O ekleniyor yani sizin şeyinize. Hiç kepe girmenize bile gerek yok. Ele geçirilen bir alanda, siz tabi saldıran tarafsanız, ele geçirilen bir alanda bulunmanız az bir parça deneyim bu şeyi ödülü almanızı sağlıyor. Yani böyle öldünüz. Bakın bir haritaya. Nerede ele geçirilme yeri var? Ha, şurada ele geçirilme yeri var. Tamam. Burada motoruna doğru bir atış T-832'nin. Ama delikanlı tabii ki işi bilen bir adam. Yangın söndürücü kullanıyor. Evet, burada Indian Panzer'i de indiriyoruz. Burada bizim tankın aynısı Alpine Tiger. Alpine Tiger bu arada farklı bir tank değil. VZ-111'in böyle şey yapılmış hali. Açıkçası ben böyle ütopik görüntüde, hani işte tankları sevmiyorum. Ütopik mi denir artık, ne denir, böyle süslü püslü görüntüdeki tankları sevmiyorum ama VZ-111 yok şeyde. Tahvilli alınan premium tanklar şeyinde olmadığı için ben de diyorum ki şey alayım. Ha, bu da alayım yani. SMM olduğu için aldım bunu. IS-6'yı da geçenlerde aldım işte öyle. 8000 tahvile. Ama orada ilk almanız gereken tank aslında şeydir. T26-E5'tir. Ama T26-E5'in özel maç eşleştiricisi özel maç eşleştiricisi yok. Heh. Oldu. Evet. Bu arada videolarımı desteklemeyi unutmayın ya. Krallar, agalar, canlar, ciğerler. Beğenin, yorum yapın, abone olun. Burada Su-130'a odaklanıyorum. Patlayıcıya geçtim ama ah, kaçtı. Ah, o 500 koymak vardı şimdi onun mühimmat deposunun olduğu yerde. Büyük ihtimal orada zaten mühimmatları Su-130. Orada bir... Ben tankları böyle incelemeyi çok severim. Orada böyle kapaklı bir dolap var. Büyük ihtimalle 130 milimetrelik top gülleleri orada saklanıyor. Burada Defender'ı kolluyorum, bakıyorlar mı bana falan filan diye. Burada artık patlayıcıya geçeyim diyorum. Evet, 500'ü de koyduk öyle. Bu arada şeye geçtim. Mayın tarlası attım ona herhalde. Değil mi? Aynen. O sırada dondu replay. Anlatamadım, kusura bakmayın. Umarım videoda çıkmıştır, bilmiyorum da. Gerçi ekranı çekiyor. Nereye çıkıyor? Oh, tespit sayesinde hasar. Oh, yeriz. Şimdi bakıyorum. Nerede doğsak, ne yapsak, ne etsek. Bu arada hafif tank mı seçsem, ağır tank mı seçsem kararsız kaldım. Ama diyorum ki şeye, ağır tank seçeyim. Ağır tank da seçeceğim galiba. E5 seçeceğim galiba. T26, E5 aynı. Hı, seçtik. Bunların sağ geliştirmeleri yok. Yani full değil. T26 E5'in, Alpine Tiger'ın, IS-6'nın. Bir de T92 hafif tank var. Onun. T26 E5 ile T92 üye kazandırma programından aldım zaten. Size de tavsiye ederim, böyle oyuna yeni başlayan arkadaşınız falan olursa üye kazandırma programına dahil edin. O kişi üye kazandırma programında, o sizin davet ettiğiniz kişi er oluyor. Asker yani. Siz komutan oluyorsunuz. O üye kazandırma programını tamamladıkça size bazı ödüller geliyor. Tahvil vesaire, böyle güzel ödüller geliyor. En sonunda da 8 seviye premium alabiliyorsunuz. Üye kazandırma programına dahil olan er ise 6 veya 7 seviye premium tank alabiliyor ki orada alınacak en baba tank T-34-85M'dir. Bu arada BZ-776 en sevmediğim tank. Bakın onu nasıl ağlatıyoruz şimdi, bak. Bak, palet attım. Oh. Hadi doldur koçum, doldur. Bir daha. VG bu tankı oyuna koyduysa biz de böyle ağlatırız kullananları kardeşim. Evet. Hadi.
Hadi hadi geber artık hadi. Heh. Ne yapacaksın? Ateş mi edeceksin? Yanıyorsun. Ve geberdin. Geberdin. He? BZ koçu. Taretli obje 268.4. He? Taretli obje 268.4. Yani çok saçma abi. Tipe bak. Ya yani oyunda 8 seviye böyle premium tank olarak konması saçma yani. Öyle bir zırhı var ki köpeğin. Evet yine aynı senaryo. Yine burada kallavi zırhlı bir tank. Kari. Japon karisi. Gerçekten hayata şu an tutunuyoruz. 8 yani 8 demişim. 14 canımız var. Burada turuncu gözüktüğü için karinin top kabini yanaklarına atış deniyorum ama delmiyor yani. Bakın nişangah turuncu oluyor orada. Görüyorsunuz değil mi? Bakın. Artık diyorum o ateş etti. Ben şöyle bir geçeyim de indireyim şunu. Bunu da indiriyoruz. Mayın tarlasını da arkaya atıyorum. Genelde oradan bakarlar zaten. Ben de burada olduğum zaman savunmadayken. O pozisyon çok iyidir. Yani şu haritada gösteriyorum. İmleçle şuradaki pozisyon. Çok güzel pozisyondur orası. Oraya Kava 5 ile geç. Ha bu tankla geç. Neyle geçersen geç. Tank avcısıyla geç. Geçebilirsin istediğin tankla. Gerçekten faydalı bir yer orası. Oradan çünkü iki köprüye de atışın bulunuyor. Yani yakın olan köprüye atışın pek olmuyor ama uzak olan köprüden geçenleri vurabiliyorsun. Öteki köprüden de yaklaşırlarken özellikle de mayın tarlası yedeğin varsa tepeye çıkmaya çalışırlarken mayınları ağzına atabiliyorsun. Şimdi burada 3 numaralı top bataryasına geldik. Atış yapıyoruz. VZ-120 orada açıldı. Onu şimdi fark ediyorum. Ona da bir atış yapıyorum ve... ve GG olduk. Evet. Patlayıcıyı attı bizi. Patlayıcı atmasa da büyük ihtimal deler yani. VZ-120 de çok güzel tank avcısıdır. O da alınabilir bir tank yani. Evet, şimdi KV-5 Showtime. Hadi bakalım. 11.857 hasar verdik. 4.985 sektirdik. 5.264 de asistimiz var. Palet kırmadır, şoktur. Şok şeyden geliyor tabi. Uçak bombası şoka sokuyor topçu atışı gibi. Düşman tanklarını. Bu arada bakın ha neredeyse hani bütün hedefleri aynı anda yok edebiliriz şey olsa. Bir anlaşma yapabilsek diğer oyuncularla 30'a 30 oyun. Bütün hedefleri anın bir arada yok edebiliriz. 1 numara ölmek üzere, 2 numara ölmek üzere, 4 de ölmek üzere. Bir tanesi patlamış zaten. Bir tek 3'ü indirmek var yani. Benim amacım hedefleri yok etmek değil zaten burada. Benim amacım olabildiğince general olduktan sonra oyunu uzatmaya yönelik. General olduktan sonra çünkü çarpanınız arttığı için para ve deneyim çarpanınız. Burada pay to win tankı TS54 şu Watt Plus denen saçmalığın tankı TS54. Onun da yıllanmış KV-5 ile fişinin çekilmesi lazım evet. Tam yan çıkıyorum ve mermisi delemiyor ya. KV-5 koçum bu akıllı olacaksın. Sen Amerikan çöpü. Burada yaklaşayım diyorum. Gerek yok. Topum eğilmeyecek çünkü. Buradan indiriyorum. Evet. Indiriyorum. Evet şimdi. Burada da Alpine Tiger. Aynı saftayız koçum ama yapacak bir şey yok. Sen bize ihanet ettin. İhanet ettin bize yoldaş. Varşova Paktı'na girmedin yoldaş. Ve gördünüz. Mızrak burnu. Biraz aşağı eğildi ve yan açıda durduğu için efektif zırh kalınlığı düştü. 196 delen topumuzu da delebildi. Bu arada 6200. Oh. 6200 şeydeyiz. Bu araya mayın attım. VZ belki bizi zorlar diye ama zorlamadı yani açıkçası. Burada T77 ile atışa başladık. Tabii ki düşmanda ne var ne yok bizim üstümüze salıyor. Mürettebat şokta, şoktan da çıkaramıyoruz.
İlk yardım çantamız soğuma süresinde. Ama ne kadar dayanıyor görüyor musunuz? O kadar uçak, top bilmem ne atıyorlar. KV-5'in tavan zırhı kalın olduğu için o şeylerden, o topçudan, uçak saldırısından vesaire diğer ağır tanklara kıyasla çok daha az hasar alıyor. Burada bu tankı seçmemin sebebi hem son dakikalar ya, biraz böyle hasar veririz belki falan, hem de şey bu arada bitti maç. Şey yani aslında böyle deneyim kazanmak istediğiniz tankı da böyle son dakikalarda öldüğünüz zaman koyun, maça seçip başlatın, deneyim geliyor kardeşim. Onu unutmayın. Oradan mesela ne bileyim kastığınız 8 seviye normal bir tank vardır. Onu da kasabilirsiniz ön cephede bu şekilde. Hani tamamen baştan sona oynamadan diyorum. Ya da şey yapabilirsiniz yani sağ geliştirmesi olmayan tankınızı falan öyle seçebilirsiniz. Tabi başlangıçta elinizden geldiğince premium tankla oynayın ki güzel getiri parası olsun. World of Tanks'ta çünkü artık tank kasmak kolaylaştı açıkçası. Ben eskiden gerçi bir sürü 8 seviyeyi 9 seviye geçirirken ön cephede kastım. Ama artık dediğim gibi tank kasmak kolaylaştı. Bir sürü işte günlük görevlerden 3 tane kesit veriyor, 5 tane kesit veriyor, şöyle böyle veriyor bir şeyler. Onlarla tankları açabiliyorsunuz. Ama para kasmak her zamanki gibi zor. O yüzden ön cephede para kasmaya yönelik oynayın diye size tavsiye ediyorum. Şimdi savaş sonuçlarını sizinle paylaşayım. Ondan sonra da videomuzu bitirelim. Evet, burada bunu çekme sebebim biz general olduk. Tüm cephelerde gösteriyor. Oyunda belki göstermez dedim replay'de ki gösteremedik onu. Biz general olduk. Altımızda 3 tane yüzbaşı vardı. 3, 4, 5 tane de teğmen. Gerisi çavuş ve er. Düşman takımda da en yüksek teğmenler var birkaç tane. Yani cap yaptığınız zaman, ilk general olduk maçta zaten. Cap yaptığınız zaman o bir anda doluyor. Cap odaklı. Ağır tanklarınızla özellikle cap odaklı oynayın. Başlangıçta da hafif tankla güvenli bir pozisyonda da cap yapabilirsiniz. İmhamız yok mesela. 4 imhamız var. Yani hasar mantıklı değil ama hasar da verin. Evet. İlk generale verilmiyor bu. En çok savaşta deneyim kazanana ordu generali madalyası veriliyor. Bir tane tank tespit etmişiz. 6655 zırhımızdan seken hasar. 5417 destek hasarımız var. Asistimiz 52 tane kritik vurmuşuz. 15K hasar vermişiz. 10 tane de imhamız var. Ha yani şu ana kadar, general olana kadar 4 tank imha etmişiz. Sonrasında da 6 tane daha imha etmişiz. Evet, burada da bakalım. Deneyim sıralamasında bakın 5237. Erken general oldum ya. Diğer generallere bakıyorsunuz. 4400, 3600, 3600, 3400, 3200, 3200, 3000, 2900. 2800'de de bir tane binbaşı kalmış mesela. Yani. Bu arada atış sayısı 69. Çok manidar bir rakam. 45 tane isabet etmiş attıklarımız, 69 merminin 45'i isabet etmiş. 32'si delmiş. Tabii ki KV-5'le IS-6 ile oynuyorsanız buna şey yapacaksınız yani. Bu da uzman vurucu galiba, öyleydi bu madalyanın adı. Hedeflere atış yapınca şey yapıyor. 15766 verdiğimiz hasar var. Toplam 300 metreden uzak mesafede 2700, hedeflere 2400, savaş yedekleriyle de 4400 vurmuşuz. İşte mayındır, uçaktır falan filan. Yani 4, 5, 6, 7000 diyelim buna. 7000, 15000'in 7000'i şeylere. Yani savaş bu modun, bu oyun kipinin özellikleriyle vurulan. Ama namlumuzun normal randomdaki gibi namlumuzla vurduğumuz hasar da 8500 falan, 9000 falan. Burada işte yazıyor. Bir dakika, yanlış oldu. Hay abi, çıldıracağım şimdi bak. Şuna basıyorum ya, öteki şeye geçiyor. 26 tane düşman hasar vermişiz, onunu imha etmişiz falan filan. Inter Milan, evet. Sonra burada KV-5'in kredi getirisini gösterme amacıyla KV-5'in sonuçlarını ayrı çektim. Savaşın tümünden 657.000 para geldi. Premium olmasaydı 292.000 gelecekti.
Premium'la 438 bin geldi. Kişisel yedekler para yedeği de açtım ben. Açın. Kesinlikle açın ön cephede. Para yedeğini, serbest deneyimi açın. Normal deneyim de açabilirsiniz. İkisi yani. Üçünü birden açın. 200 bin de bunun yarısı kadar savaş yedeğinden geldi. %50 veriyor. Artı %50. Toplamda 657 bin. Aracın otomatik tamirine 54K gitmiş. 30K mühimmata gitmiş. Yani 30K o kadar mühimmat attık. 30K verdik. Yani özellikle KV5'in mühimmatı 270 kredi. Çok ucuz. TR6E5'in 250 kredi falan. Yani gerçekten çok ucuz. Bu tanklarla atış yaptığınız zaman ve o mermiler girdiği zaman getirisi diğerlerinden fazla oluyor. Mesela IS-6'nın 1000 kredi. 1000 krediye 390 vuruyor. KV5 270 krediye 300 vuruyor. TR6E5 250 krediye galiba 240 vuruyor. Aralarında en karlısı KV5 aslında. Yeter ki attığınızı sokun. Tabii sokamayabilirsiniz yani KV5'in, çünkü topu mükemmel bir top değil. 65 bin şeye giden, yedek depoya giden. Yani normalde random maçta 10 maç atmanız lazım belki. Hemen hemen. 7-8 maçta da olur 65 bin kredi yedek depoya gitmesi için. 559 da kar, kemiksiz para kaldı cebimize. Evet, şöyle deneyime de gelelim. 32 bin deneyim toplamda. 2376 da serbest deneyim abi, mükemmel yani. Hani kaçırmayın. 25 dakika bir maç. Tabii süre olarak uzun. Yani normal randomla kıyaslarsanız 7 dakika diyelim bir random maçı, 7, 14, 21, 28. 4 maç süresinde bir maç atıyorsunuz ama o 4 maçta kazanacağınız paradan da, deneyimden de, birçok şeyden de fazlasını kazanabiliyorsunuz. Ön cephede. Ayrıca çok keyifli abi. Ben çok seviyorum. Evet, bakın şurada 559 karımız var değil mi? KV5 ile yaptığımız kâra bakın. 281 bin. Yarısı KV5 ile. Yedek depoya gidenin de yarısı KV5 ile. 15 bin deneyim KV5'e gitmiş. 1110'da serbest deneyim kazanmış. Tosun abi, tosun. KV5 oynayın. Çok güzel tank. Sadece o önündeki telsiz operatörü kupolasıyla şoför kupolasına, yani onlardan mermi yemeyi göze alacaksınız ama tank hareket ettirdiğiniz zaman zaten birçok mermi sekiyor ediyor. KV5'te zaten mevzu baklava dilimi açısında durmak. Yani paletinizin çarkı var ya, o çarkı tam düşmana bakacak şekilde, yani onu düşmana böyle dikine verin. Dikine derken yani tank dik değil. Mesela düşman tam karşınızda, birazcık sola kıracaksın. Palet çarkın düşmana bakacak yani. Öyle diyelim. Öyle olduğu zaman çok mermiler sektirebiliyorsunuz. Evet, neyse. Çok uzattık. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen beğeni ve yorum yapmayı ve de abone olmayı unutmayın. Beni çok mutlu edersiniz. Destekleriniz çok önemli. Ayrıca nasip olursa ilerleyen zamanlarda Twitch'e de başlamayı düşünüyorum. Oraya da şimdiden destek olabilirsiniz. Yani takip edebilirsiniz. YouTube kanalımda açıklama kısmında mıydı, hakkımda kısmında mıydı, ne, oraya bir yere koydum onun linkini. Oradan da bakıp şey yapabilirsiniz. Yani bir içerik yok Twitch'te şu anda. Sadece şimdiden önden yerinizi alabilirsiniz, dilerseniz, isterseniz. Evet. Sözü daha fazla uzatmayayım. Çok çenem düştü. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Три полоски, Адидас кроссовки, три полоски, три полоски, на штанах полоски.